Thank you.
Right.
Bir sayfalık bir başvuru sorumlu. Bir sayfalık
Yani bakıyorum ki en başında, en tekniği değil, yurt dışında
Firmanın yapılan önemli
Orada
oran Amerika ve Amerika'ya mahsum aşağı görüyoruz. Atıyorum, hiç kesinlikle katılmıyor ama 2000 lira bir daha almaya kalmazlar. Ne yapar? 2000 lira verdi ödeyince. Ama ben de oradan çıktım. 2000 lira verdi oradan falan. O 2000 lirayı kısımlarında Belgrad'a yatıyorum. Kaç oradan kalmadım. Böyle bir avantajımız da var. İkincisi, çok önemli destek programı, girişimci destek programı. Bu reklamlarda, televizyonda çok duyurmuşsunuzdur. İşin uzmanlar, duyurlar olur, bizi yapmamış diye. Bu destek programı da ilgili. Bu iş süreciyle. Girişimci kalite programında sadece girişimcilere destek veriyoruz. Yani bir iş fikri var, herhangi bir işletmeni yok, hiçbir şey yok. Hatta iş fikri, yani iş programı böyle bir şart değil ama İş kurulu girmek için o şartlar var. İlla işlerden de alman gerekiyor bu eğitimde. Üniversiteden terbiyelim, oradan alman gerekiyor. Bu arada tarafkarlar olarak güvenliğe geçtiğimiz eğitimde. Bizden de onay alacaklar o eğitim için. Tamam, bu eğitimde duygulam gördüğüm olay olmaktan sonra geçtiğimiz eğitimde bu aydan kalmak üzere. İlla işlerden de bir şart değil. Böyle bir eğitimde almaktan sonra işletmenin bu işletmenin 27 bin liraya kadar üstüne bir karşılığı bir de oluyor. Nereye karşılıyoruz? Bakın. Odaya kaydoluyoruz. Para veriyoruz. Notere masraf yapmıyoruz. İzin işte iş yeri açma masraf için böyle diye para veriyoruz. Veya ne gidiyorsa yani ödeyeceğimiz her türlü iş yeri kuruluşuyla ilgili her türlü masrafımızın %60'ını eğer geliştirici kanı veya ödeyeceğimizin %70'ini hile olarak ödeyeceğimizi ödeyeceğiz. 500 lira ödeyeceğimiz var. Bu aşamada mesela tabii ki diktiği eğitimini aldığımız zaman ondan sonra bir de düşük yanına başlıyoruz. Yani ben şimdi bir şey yapacağım ben bu işin geliştirici işin yani bütün sınıfdan bana geldi, şöyle bir güzel bir iş yapacağım. Ha işin güzel olmaz mı olur? Hayır. Yani hep birisi bir iş yapalım. Ama yaptığım işin geliştirici ruhu taşıması gerekiyor. Yani herkesten farklı bir yüzü olmak gerekiyor. O işin geliştirici olmak için. Televizyonda bu masakta, mesela bu masakta, bu ayı örnek hikayede duyuyorsunuz. Böyle bir şey işte, o hastalıkta herkesten İki danışmandan ne alır? Danışmanlık alır, onu da ödüyorsunuz. Onu da ödüyorsunuz. 2000 lira, 500 lira, 2000 lira danışmanlık için yani iş planının birlikte çalışması bir danışmana yapacağını söyleyebilirim. Ona ödediğiniz paranın %60'ları 70'li ile biz karşılıyoruz. Diğer iş yeri kurmak için harcayan masraflarında 60 ve 100'lerle 70'li biz karşılıyoruz. Tekrar ödüyoruz. Eğer iş planını kabul edilirse başka ne diyoruz? İş yerini açıyoruz. Bir tane oda var. 30-40 yaşa kadar bir tane. Buraya alacağımız her gün makine alacağız. Bunun içerisinde alacağımız makine, teknik rahatı, basit donanımın, masa, sandalye, rahat, rahatlarımız, buradan geçen her türlü makine satışlar kazanmasını güzelleştiriyoruz. 10 bin liraya kadar dağılmış bir yerde içini inerini karşılıyoruz. Bunlar bana ben de hizmet ettim. Bu da bununla da tutmuyor. 24 ay boyunca iş yerinde çalışan elemanın maaşını, net maaşını zarar veya yenilmiştir. Ondan sonra iş yerinin elektrik, su, haberleşme, giderlerden %60 veya 70'ini 2 yıl boyunca, 2 yıl boyunca arka üretim amacı kullandığımız makine tesisat varsa bunların yatırımı varsa, mazul başarısa bunların yatırımı onun yatırımında %60 ve %70'ini biz iyi olarak karşılıyoruz. Bu sürü sistem olarak konuşuyoruz. Bu sürü çocuklarına ne kadar yapacak? Sadece bir hibe. Yani yeni bir hibe işletim. Bakın insanlar anlıyor. Sadece iş fikrimizin, iş planımızın kimi tarafımızda kabul etmiyoruz. Okulun tarafından kabul etmemiz lazım. Başka bir şey yaramıyor. 27 bin lira olan alabiliyoruz.
Thank you.
Yeah.
tekrar geri dönüştürecek. Bunu tekrar açtığını karşılıyoruz. Ve bu önerisi tamamlandıran sonra ayrıca olarak iki ayrı kararlarla tatlıca geri dönüştürecek. Bu anlaşılma mı? Bu program anlaşılma herhalde. Yani 5 yıldır aynı sektörden olma şartı yok. En azından bir tane sektörden olması mümkün. Yani atıyorum, bana bunlar var. Geçişme gerektirmesi diyelim. Üçünün aynı sektörden bana bunları yeterli. Yeterli bir sektörden veya pazarlama firması veya başka bir sürü olamıyor. Tabii ikinci olarak Thank you.
Thank you.